Yıkılan konut sayımız 654 binaydı. 809 bağımsız konut. Yıkılacak konut 5979. Efendim 8701 bağımsız konut. Toplam yıkılacak 6633 bina. 9510 bağımsız konut. Hasar tespiti yapılmayanlar var. Yine bunlar da en kısa sürede yapılmak suretiyle hasar durumuna göre değerlendirilecek. Yine 2161 bağımsız konut. Kaldırılanlar var bunların içerisinde. Enkaz çalışmaları neticesinde şu ana kadar 300 enkazımız kaldırıldı. Arkamızda da gördüğünüz gibi yeni kaldırılan enkazlar da var. Ama ilçemizde herkesin bildiği üzere çok yoğun bir artçılar devam etmesinden kaynaklı. İlk yapılan tespitler neticesinde binalarda az hasarlı olanların orta hasarlı, orta hasarlı olanların ağır hasarlı, ağır hasarlı olanların acil yıkılacaklar arasına girme durumu söz konusu oldu. Bunları takip ediyoruz. Bir an önce bu yıkıkların kaldırılarak, göçüklerin kaldırılarak ilçemizde yeniden imar çalışmalarına devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi en kısa sürede, bir yıllık süre içerisinde depremde evi yıkılan, ağır hasar alan, orta hasar alan hemşehrilerimizin yeniden evlerinin yapılarak kalıcı konutlarında barınmaları inşallah sağlanması yönünde biz de elimizden gelen gayretleri sarf edeceğiz. Tabii bir taraftan bu konutların yıkık enkazların kaldırılması çalışmaları devam ederken, bir taraftan ağır hasarların ihalesi yapılıp birkaç gün sonra itiraz süresi bittikten sonra onların kaldırılmasına başlanmış. Arkasından Afet ve Çevre Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Hak sahiplikleri devam ediyor. Yer tespitleri devam ediyor. Yeni yapılan yer tespitlerinde kalıcı konutların, toplu konutların yapılması yönündeki çalışmalar devam ediyor. İnşallah bunlar da ihaleleri yapılarak yapımına başlanıp yaz sezonunda bitirilir. Sonbahar itibariyle nasip olursa bir yıl demişti Cumhurbaşkanımız. Bir yıl içerisinde kalıcı konutlarında barındırmayı hep beraber hedefliyoruz. Göksunumuzun en büyük sıkıntılarından birisi şu, artçıların sürekli devam ediyor olması, insanların hasarsız ve az hasarlı evlerine girmelerine cesaret edemeyişine sebebiyet veriyor. Bununla ilgili de bugün malumunuz birlikte, bir kısmını birlikte takip ettik. Üniversitelerden hocalarımızla birlikte, yer bilimcileriyle birlikte, jeoloji uzmanlarıyla birlikte Ekinözü sınırından başlamak suretiyle Andırın sınırına kadar fay hattını takip ettik. Gözlemlemelerde, incelemelerde bulundular. İnşallah ilerleyen süreçte de bu yapılan çalışmaların neticelerini öğrenerek, gerekirse hocalarımızı getirip ilçemizde konferans verdirerek inşallah ilçemizden geçen fay hattını ve ilçemizin depremsellik durumunu böylece halkımıza yansıtmış olup ondan sonra normal hayata dönmeyi hep beraber arzu ediyoruz. Şubat'tan bugüne kadar bizim hemşehrilerimizin büyük bir bölümü içe dışına çıkmıştı. Artık onlar yavaş yavaş dönüyorlar. Dönenlerin ihtiyaçları oluyor. Bu noktada da elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz.